Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Evet, kış vakti yaklaştı, geldi değil mi? Lütfen üzerinizi dikkatli giyinin, tamam mı? Hadi şimdi biz devam edelim. Merhabalar. Merhaba, selamünaleyküm. Nasılsınız? Aleykümselam. Nasılsınız öğretmenim? Elhamdülillah, çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Allah razı olsun, ben de çok iyiyim. Allah daha çok iyisin inşallah. Şimdi konumuz hemen arkamızda gördüğünüz gibi Kupa Mescidi. Yani ilk mescid. Ay ağzımdan kaçırdım. Herhalde geçen hafta da kaçırmıştım. Kupa Mescidi, Kupa Köy diyeceğimi heyecandan ilk mescidin adını söyleyiverdim. Kupa Mescidi burası. İlk mescidimiz, yani İslam dininde ilk yapılan ilk mescid bu. Alemin kendisiyle övündüğü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapmıştı? Medineliler uzaktan görmüştü. Kuba'nın orada olduğunu gördükleri için onun yanına doğru karşılamak için gitmişlerdi. Ve Kuba köyünde 3 gün kaldı ve meşhur Kuba mescidini yaptırdı. Müslüman cemaati için yapılan ilk şerefli mescid burasıdır. Sonra Hazreti Ali radıyallahu an arkadan gelip Kuba'da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizle kavuştu. Hani yatağına yatmıştı ya Hazreti Ali peygamberimizin yatağından, kimse onun gittiğini anlamasın diye. İşte Hazreti Ali de o kötü insanlardan kurtuldu. Herhalde peygamberimiz onun geleceğini hissetmişti. Kalp telefonu diye bir şey var ya. Geleceğini hissetti ve 3 gün orada bekledi. Hazreti Ali'ye kalpten farklı bir muhabbeti var. Herhalde Medine'ye onunla girmek istedi. Ve arkadan gelip kavuşan Hazreti Ali de Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuştu. Resulullah'ın şerefli sahabelerinden meşhur Selman-ı Farisi radıyallahu anh da Kuba'ya gelip İslam'la müşerref oldu. Selman-ı Farisi de İranlı bir insan. Ta İran'dan Peygamberimizin namını duymuş ve gelivermiş. Ve Kuba'da Peygamberimizi yakalamış. Ay. Ve derken Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir, sonra Hazreti Ali, Selman-ı Farisi Medine'den gelip onları karşılayanlarla birlikte Medine'ye gidiveriyor. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalınız. Görüşürüz arkadaşlar.